Merhaba arkadaşlar. Şu anda yıllar önce Hami Mandıralı kardeşimin bize bir Trabzon seyahatinde gösterdiği hamsiyi yapıyoruz. Görüyorsunuz. Çıtır çıtır kızarıyor hamsiler. İşte ben bunu yıllar önce Hami kardeşim içindeki kılçığını da ayıklayıp bu şekilde üst üste iki balığı yapıştırarak ilk kez orada görmüştüm. Harika bir ızgara yapmıştı hamsiden. Yani hamsinin her türlüsü yenir de ızgarası başka olur derler ya. Bu da inanılmaz güzel oldu. Kamerayı şöyle yakınlaştıracağım. Sanıyorum gördünüz. Selfie çekimi olduğu için ben tam ne gördüğünüzü göremiyorum. Sonra izlerken göreceğim. Fakat nar gibi kızardı arkadaşlar. Görüyorsunuz. Nar gibi kızardı. Mangal yapmak insanı dinlendirir. Hemen söyleyeyim, ben asla mangalı bildiğiniz kömürle, yani mangal kömürüyle yapmam asla. Bizim çevremiz yeşilliktir. Burada ağaçlar budanırken kırılan, kuruyan dallar toplanır bir yere. Kesinlikle o dallarla yaparım. Hem daha sağlıklıdır. Hem de atalarımızdan kalan bir özelliktir. Hepsinden daha önemlisi ete özellikle o ağacın aroması geçer. Evet. İs kokusuyla geçer. Siz bakmayın oradan Turgay Demir cimridir. Kömür almamak için memleketin ağaçlarını yakıyor diyenlere. Aldanmayın, bunlar iftira atıyorlar. Olay böyle. Siz de özendirdim, hakkınızı helal edin ama hamsi yakında ucuzlar, soğuklar başlayınca hep beraber çok daha fazla yeriz diye düşünüyorum. Dolayısıyla kısıtlı bir kesime de buradan video yayını yaptığımız için. O yüzden bu arada yine de çok özelen varsa hakkını helal etsin. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.